Şimdiler diyor ki 22 yıldır demiş aynı cümleler demiş, aynı yalanlar demiş ve ya ilk başlarda Yalan söylemiyorlardı bence. Yani neticede bir şeyleri değiştirmek için yola çıkmışlardı. O geçen günkü Yusuf Bey'in yazısına katılıyorum. Yani dönüştürmek istedikleri bir şey vardı ama kendileri dönüştüler. Ha daha sonra artık iktidarı kaybetmemek için maalesef doğru cümle duyamaz olduk. Ya resmen demiş İsrail'le ticaret yapmışız diyor bir tanesi. <laughs> resmen yapmışız. Ve bunu geçtiğimiz günlerde yazanlar vardı. Onları suçluyorlardı, dezenformasyon diyorlardı. Bile bile gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlarmış ya. Neden böyle yapıyorsunuz? Niçin yapıyorsunuz bunu? Ha, bu millet aptal filan mı zannediyorsunuz siz? Eninde sonunda gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir uyu vardır. Merhaba demiş Emrah, Fatih Bey, ihracatı kimse engelleyemez. Yunanistan veya Mısır üzerinden gönderilir, kimsenin ruhu bile duymaz, çatır çatır diyor. Aynen üçüncü bir ülke üzerinden de yapılabilir tabii ki. Neden olmasın ki? Bugün e, fazlasıyla mesajları okuyacağım merak etmeyin. E, e, Anketlere lütfen cevap verirseniz sevinirim. YouTube'da, özür dilerim, X'de Erdoğan'ın İsrail ile ticareti neden bitiremediğini sorduk. YouTube'da da Devlet Bahçeli'nin bugün kullandığı cümleler vardı ve Devlet Bahçeli haberi. Devlet Bahçeli bayram mesajı yayınladı ama gerçekten bayram mesajı mıdır yoksa? İçindeki cümlelere baktığınızda, içindeki cümlelere baktığınızda, bazı cümlelere baktığınızda tehdit mi etmektedir? Yani aba altından sopa falan gösterilmiyor. Onu açık açık söyleyeyim. Ve burada o cümlelere baktığınızda açıkça şunu yaz yazmak istiyorsunuz ve yazıyorsunuz da millete, iradeye tehdit vardı. Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Seçimlerin ardından Erdoğan milli irade dedi. Bahçeli ise sessizliğe büründü. Bayram için yayınladığı mesajda yaptı değerlendirmesini. Bahçeli'nin hedefi değişmedi. Herkes aklını başına almalı dedi. CHP artık başının üzerindeki görülmez yüzde yirmi tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir cam tavanı kırdık diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır. Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mali idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor MHP liderinin hedefinde yüksek seçim kurulu da vardı. Van'da Mazbata'nın Abdullah Zeydan'a verilmesine tepkiliydi. Sert cümlelerle eleştirdiği SK'yı. Hukuken seçime girmesi baştan yanlış olan ve bölücü terör örgütü PKK'ya övgüler düzdüğü bilinen bir şahsa belediye başkanlığı mazbatasının verilmesi de baştan ayağa skandaldır ve yanlıştır. Bunun millet iradesine saygı olduğunu ileri sürmek ise ahmaklık ve aldatmadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajındaysa 4 sene boyunca seçim olmadığına dair ifadeleri dikkat çekti. 31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız. Şimdi cümlelere baktığınızda cümle işte Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyetini Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti sandıkla kazanılmamıştır. Bir savaş halinde falan değiliz ve sadece bir seçim geride kaldı. Cumhur İttifakı'nın yenildiği, içinde MHP'nin de olduğu o Cumhur İttifakı'nın yenildiği bir seçim geride kaldı. Ve bunu tahammül edemeyen bir muhalefet liderinden bahsediyoruz. Aslında bence mesajı sadece seçim kazanan muhalif kesime değil veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil ya da e, muhalefetteki seçmene değil, deme de değil. Bence aynı zamanda e, ayağını denk al dediği kişilerden veya Taraflardan biri de Erdoğan. Yani aman aklından parlamenter sistem geçmesin. Ben böyle okuyorum bunu. Aman aklından parlamenter sistem geçmesin. Bak birlikte yol yürüyoruz. Yanına başka ortak filan alma. Yani YRP gibi başka bir şey gibi. Beni yarı yolda bırakma. Sana en senin en sadık dostun benim. Benden başka kimseyle yürüyemezsin ve ya bu Birincisi, ikincisi de ya Erdoğan söyleyemiyor. Erdoğan'ın söyleyemediklerini Devlet Bahçeli söylüyor. İkisinden biri. Ama gerçek olan bir şey var. Verir misin o moral haritasını? Haritasını verirseniz işte Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin şu anda belki de seçim sonuçlarından dolayı hazmedemediği tablo bu. Ya bu seçmenin iradesiyle ortaya çıktı. Hepimiz sandığa gittik ve o sandığa gittiğimizde oyumuzu kullandık. Ortaya çıkan tablo bu. Bugün kağıthanede AK Partili bir insanla konuşuyorum makul bir insan konuşabilecek bir insandı biz dedi kulağını çektik Erdoğan'ın dedi Cumhur İttifakı'nın dedi kulağını çektik dedi ya durumu ekonomik durumu düzeltirler ya da bundan sonra oyumu vermem dedi evet kağıthanede gittim lokantada esnaf lokantasındaki arkadaş söyledi bugün bu sözü o paylaştı benimle ve ben de sizlerle paylaşım. İşte irade bu tecelli de bu ya bunu kabul etmek zorundasınız ve çünkü sandıktan çıkan sonuç bu sandıktan çıkan sonuç milli irade ise ve onu önemsiyorsanız eğer işte ne bileyim seçim namustur milli irade sahip çıkmalıyız gazze düşer diyorsanız eğer yeri geldiğinde bunu da kabul etmek zorundasınız.